tarifleriyle en leziz tarifler sizlerle. Herkese merhaba arkadaşlar. Denizli Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün güzel bir top kek tarifi vereceğim. Top keki nasıl yapacağız arkadaşlar? Farklı bir top kek yapacağız. Yani karamel dolgulu bir top kek yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz sıvı yağ ihtiyacımız olacak. Süt, toz şeker, un, vanilya, kakao, yumurta. Bunlarla beraber güzel bir top kek yapacağız. İçinin dolgusunu dediğim gibi karamel bir dolgu yapacağız. Evde karamel dolgu nasıl yapılır? Hem bunu öğrenmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar hazırsanız top kek tarifine geçebiliriz. Küçük mini kek kalıplarımızı şöyle margarin yağıyla beraber güzel şekilde her tarafını yalamamız gerekiyor ki yapışma yapmaması için. Şimdi kek kalıbımızı güzel şekilde yağladık. Ben dolaba atacağım arkadaşlar, normal dolaba. Dolapta beklerken kekimizin hamurunu hazırlayacağız beraber. Arkadaşlar mutfak şefimizin hanzesine şöyle bir su bardağı toz şeker, 3 yumurtayı ilave ediyoruz. Güle dostlarım, şekerimizi, yumurtamızı ilave ettik ve güzel şekilde çırpacağız mutfak şefimizle. Sevgili dostlar, 6 dakika çırptık yumurtamızı, şekerimizi. Şu an ayçiçek yağını ilave ediyorum. Sütümüzü ilave ediyorum. Yaklaşık 30 saniye çırpacağız. Çok fazla değil. Şimdi 30 saniye çırptıktan sonra arkadaşlar kakaosunu ilave ediyorum. Ununu ilave ediyoruz. Ve de vanilya ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra çok yavaş şekilde karıştıracağız arkadaşlar. Hızlı karıştırmıyoruz. Şöyle hamurumuzun kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle akışkan bir kıvam olacak. Yani 1,5 su bardağı un ilave ettim. 1,5 su bardağı un yeterli. Kek hamurumuzu şöyle sıkma aparatını aldık. Dolapta beklettiğimiz kalıplara güzel şekilde, eşit şekilde sıkacağız. Şu an sıkma aşamasına geçiyoruz. Kalıbımızı dolaptan çıkardık. Şöyle eşit şekilde kalıbımızın her tarafına koyacağız. Arkadaşlar kalıplarımıza keki bizi güzel şekilde koyduk. Önce ısıtılmış 150 derece fırında kekimizi pişireceğiz. Yaklaşık 15-20 dakika süre olacak ama bu fırına göre değişiyor. Benim fırınım 150 derecede kekleri pişiriyor. Ama siz 160-170 de pişirebilirsiniz fırına göre. Ben şimdi önceden ısıtılmış 150 derece fırına top keklerimizi atıyorum. Keklerimiz pişerken biz de ne yapıyoruz? Karamel dolgusu için karamelimizi yapacağız. Ve 3 malzemeyle yapabileceğimiz bir karamel sos tarifi. Tereyağı, krema, bir de şeker kullanacağız. Karamel sos için şöyle küçük bir tenceremizi ocağa koyduk. Şekerini ilave ediyoruz. Şekerimizi böyle karamel şekli aldığı an tereyağını ilave edeceğiz. İlk olarak şekerimizi erimesini bekliyoruz. Ocağımızın altı arkadaşlar ısısı orta konumda olacak. Çok fazla altını açmayız. Açarsak karamelimiz yanık şekline gelir. Biz ne yapacağız? Orta konumda açacağız. Karamelimizi şöyle yavaş şekilde karıştırıyoruz. Şekeri de eridiğinde tereyağını ilave edeceğiz. Bunda önemli olan dediğim gibi orta ateşte karamelimizi güzel şekilde yakacağız. Çok fazla yakarsak karamelimiz acı olur. Yani traliçe, diğer pastalarda, kurabiyelerde kullanacağımız için acı olmaması için çok fazla yakmıyoruz. Şimdi tereyağını ilave ediyorum. Şöyle. Şimdi tereyağını ilave ettikten sonra tereyağımız güzel şekilde eridi. Eridikten sonra şöyle kremasını yavaş şekilde ilave ediyorum. Şimdi
arkadaşlar karamelinin en son kremasını ilave ederken çok yavaş ilave etmemiz gerekiyor ki sıçrama yapmasın üzerimize. Bu çok önemli. Şöyle yavaş şekilde karamelimiz kıvama gelecek. Böyle hafif bir koyulaşınca ocaktan alacağız. Karamel sosumuz hazır. Soğuma işleminden sonra istediğim kıvama, koyuluğa geldi. Dediğim gibi evde çok rahatlıkla 3 malzemeyle yapabileceğimiz bir karamel sos. Bir dostlarım, top keklerimiz pişti. Şöyle kalıplarını çıkartıp bir tanesini göstermek istiyorum. Kalıbımızdan çok rahat çıktı. Şimdi şu iç kısmının dolgusunu, karamel dolgusu şimdi arkadaşlar sıkacağız. Yapmış olduğunuz karamel dolgusunu top keklerimizin boş olan yerine güzel şekilde sıkacağız. Bir dostlarımız, keklerimiz pişti. Karamelimiz güzel şekilde yaptık ve biraz soğuttum karamelimizi. Ve kuyruğu bu şekil olacak. Zaten keklerimizin dolgusundan sonra yine bekleteceğim. Biraz daha koyulaşacak karamel. Şimdi keklerimizin iç kısmının dolgu aşamasına geçeceğiz. Şöyle keklerimizin bir tane alıyorum. Kaşık yardımıyla keklerimizin içini dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi keklerimizin iç dolgusunu yaptık. Üzerine arzuya göre renkli şekerleme veya parça pirinç fındık kullanabiliriz. Ben şöyle parça pirinç kullanacağım. Şöyle keklerimizin üst dolgusu için. Fındıklarımızı güzel şekilde ilave ettik karamellerimizin üzerine. Ve şimdi biraz bekleteceğim, yaklaşık 1 saat. Karamelimizin biraz daha sertleşmesi için. Tekrar farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.